bir gün Efendimiz ashab-ı kiramı mübarek civarına toplamış, sohbet buyuruyorlardı. Çevresinde altın halka gibi, altın halka gibi sahabe sıralanmış. Ashab-ı kiram, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain, ashab-ı kiram sıralanmış, onlarla sohbet buyuruyorlardı. Birdenbire şöyle buyurdu Resulullah. Birdenbire şöyle buyurdu. لَوْ أَصْبَحَ ف۪يكُمْ مُوسَى سُمَّتْ تَبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَكَفَرْتُمْ بِاللّٰهِ الْعَظ۪يمِ Ey ashabım, ey müminler! Şimdi birdenbire Hazreti Musa büyük peygamber, zamanının büyük peygamberi, birdenbire Hazreti Musa çıksa da gelse şu sabahleyin hemen aramızda Hazreti Musa hazır olsa, siz de beni bırakıp da zamanın peygamberi benim ya, beni bırakıp da Hazreti Musa'ya tabi olsanız vallahi kafir olursunuz buyuruyor. Zamanın peygamberi söylesin. Hazreti Musa bu zamanın peygamberi değil ki. Hazreti İsa şu zamanın peygamberi değil ki. Şu zamanın peygamberi Hazreti Muhammed'dir. Gitti. Peygamberler bile, dikkat edin, zamanın peygamberine uyacaksın. Peygamber, peygamber ortadan kalkıyor, zaman sana uymasa sen zamana uy diyor. Bu söz ne biçim söz? Bu söz müdür bu şimdi? Aziz ve asil müminler bizi cehenneme götürüyorlar. Rağbeti Allah olmayanlar, regaibi Allah olmayanlar yaşadığımız hayatı cehenneme çevirdiler. Regaibi Allah olmayanlar Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'nı söylemediler. İstiklal Marşı'nı söylemediler. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal sözünü söylemediler. Komünizmin, Sovyet Rusya'nın marşını söylediler. Buna karşı kimse tepki göstermedi. Buna karşı kimse tepki göstermedi. Evet. Her köşede, üniversitede, sokakta, gazetede, televizyonda, her köşede Allah'a ve Resulullah'a ağız donusu küfür ettiler, kimse tepki gösteremedi. Rağbeti Allah olmayanlar hayatımızı cehenneme çevirdiler. Rağbeti Lenin olanlar, rağbeti Stalin olanlar, rağbeti Mao olanlar, rağbeti Castro olanlar cemiyetimizi, memleketimizi zindana çevirdiler. Onların rağbeti kimdir? Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs sebebiyle geçen yıllarda Lenin'in, Stalin'in resimlerini taşıyanlar, bizim rağaydımız komünizmdir diyenlere karşı neden tepki gösterilmedi? İstiklal Marşı'nı söylemeyenlere karşı neden tepki gösterilmedi? Allah'ı küfredenlere karşı neden tepki gösterilmedi? Madem ki Allah'ın yolunda kesin sesinizi. Bu şekilde hareket edenlerden endişe ederim. Bu şekilde hareket edenlerden şüphe ederim. Öyle şey kabul etmem. Başıboş hareket yok. Allah'ın evinde, Allah'ın hükmünden ve Allah'ın dinine, Allah'ın hükmüne yakışır şekilde hareket etmekten başka çaremiz yoktur. Sakın heyecanlı bir takım böyle hevesli, nefesli kişilerin hareketi başıboş olursa, ayarsız, hesapsız olursa bundan razı olamayız. Benim anlatmak istediğim şudur. Allah'a, peygambere, dinimize, imanımıza
İstiklal Marşımıza, vatanımıza, memleketimize, şehitlerimize hakaret edildiği zaman da aynı tepkiyi göstermeliyiz, aynı yekyüzü bir millet halinde mutlaka karşı koymalıyız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Benim bayrağıma, benim vatanıma, benim İstiklal Marşıma, benim dinime ve imanıma küfredildiği zaman da aynı heybeti göstermeliyim ben. Mutlaka. Ancak böyle var olabiliriz. Ancak böyle bütünlüğümüzü muhafaza edebiliriz. Bir milletin dinine, imanına, ahlakına, maneviyatına küfür edildiği zaman o milletin içinden tepki görmüyorsa, karşılık görmüyorsa, tepki inkar görmüyorsa o millet alçalır, alçalır, küçülür. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir milleti ayakta tutan imanıdır. Bir milleti ayakta tutan mukaddesatıdır, istiklalidir, vatan topraklarındaki imanıdır, gönlündeki itikadıdır. Bir milletin vicdanına, imanına, ahlakına, iffetine, namusuna tecavüz edildiği zaman bütün millet karşı koyamıyorsa o millet çöker, esir olur, zelil olur. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Regaibi Allah olmayanlar Stalinlere, Leninlere, Maolalara rağbet ediyorlar. Onların peşinde koşuyorlar. Milletin istiklaliyle oynuyorlar. Milletin istiklal marşını söylemek istemiyorlar. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Aziz ve asil müminler, işte bir mümin hayatında yalnız ve yalnız Allah'ın rızasından başka rağbet edeceği bir şey yoktur. Allah'ın rahmetinden başka rağbet edeceği hiçbir şey yoktur. Yalnız senin rağbetin ve senin gayretin Allah'ın razı olduğu bir cemiyet kurmak, Allah'ın razı olduğu bir hayat meydana getirmek ve Allah'ın razı olduğu hayatı yaşayıp yaşatabilmek ve böylece ilahi rızayı tahsil etmektir. Neden? Ashab-ı kiramdan söz açıldığı zaman radıyallahu teala anhüm diyorsunuz. Sahabeden birisinin ismi zikredildiği zaman yapacağınız dua radıyallahu teala anhü, tek ise anhü, iki kişi ise anhüma, çok kimse ise radıyallahu teala anhüm diyeceksiniz. Allah onlardan razı olsun demektir. En büyük ilahi netice Rabbimizin, Mevlamızın razı olmasıdır. Nitekim ehli imandan, ashab-ı kiramdan söz açıldığı zaman Kur'an-ı Mübin'in ayetiyle de sabittir. Radiyallahu anhum ve radu an. Zalike limen haşiye rabbe. Radiyallahu anhum. Allah onlardan razı olmuştur. Kur'an haber veriyor. Ve radu. Onlar da ondan razı olmuştur. Zalike, bu netice, bu mükafat, bu harikulade sonuç, limen haşiye rabbeh, Rabbinden haşyet eden, Allah'tan korkup, Allah yolunda yürüyen, Allah'a isyan etmekten korkan, Allah'a isyan etmekten çekinen, sakınan, insanların hakkıdır. Onlar için Allah'ın rızası vardır. Allah'tan korkmayanların, Allah'a isyan edenlerin, Allah'a küfredenlerin, günde 5 vakit olsun Allah'ın huzuruna gelip namaz kılmayanların cennetle, rahmetle, rıza ile, velayet ile hiçbir alakası olmaması gerekirken görmekteyiz ki bu hakikatler, bu hükümler etrafında zihin yorulmak istemiyor ve bu mesele anlatılmak ve anlaşılmak istemiyor. İşte siz Müslüman kardeşlerime 3 aylara girmiş olmanın, girmenin manası ve önemi hakkında söylenmesi gereken birkaç hususu arz etmeye çalıştım. Daha bir hayli meseleler var. Allah-u Teala nasip ederse haftaya ashab-ı kiramın hıdvanullahi teala aleyhim ecmain, ashab-ı kiramın regaibini anlatacağım size. Sahabenin regaibi, sahabenin rağbeti, arkasından yeryüzündeki Müslümanların büyük çoğunluğunun tabi olduğu, taklit ettiği büyük müştehit,
İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin regaibini anlatacağım. İnşallah. Regaibini ve regaibini neye regaibet ettiğini göreceksiniz. Aklınız duracak bunların karşısında. Nasıl ve neye regaibet etmişler? Nasıl yaşamışlar? Neyin peşinde koşmuşlar? Bütün bunları görmeye çalışacağız. Bu arada aziz ve asil kardeşlerim, içinde bulunduğumuz Mayıs ayında İstanbul'un